Dileğe Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısına İzmit Kocaeli bölgesinden DNT Dilandur Temizlik Hizmetleri ile bağlanıyoruz. Sizleri biraz tanımak ve tanıtmak amacıyla bize önce biraz kendinizden sonra da firmanızın kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? Ben Dilay Özdemir, 1982 İzmit doğumluyum. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Daha öncesinde böyle kendim de bu tarz işlerde birçok kez çalıştım. Ve daha sonrasında kendime kadın girişimci olarak böyle bir şirket kurmayı istedim. Harika. Ve temizlik sektörü son zamanlarda, son yıllarda her zaman insanların ihtiyacı haline geldiği için böyle bir firma düşündüm. Adım attınız aslında. Peki bu başarıya ulaşmanızda sektördeki daha önceki deneyimlerinizin bir etkisi var mı? Onun için şöyle söyleyeyim. Tabii ki hani temizlik konusunda her şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hani bir silinen bir bezle, işte cam silinen bir bezle vesaire bir mutfakta ya da işte o bezi bir banyoda, lavaboda kullanılamaz. Hani bunlara hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Sonuçta sağlıklı ortamlar hijyenden oluşması gerekiyor. Evet. Aslında dikkat edilmesi gereken birçok detay var diyoruz bu iş için. Tabii ki kesinlikle. Yoksa temizlik deyip hani üstü kapalı bir şekilde hiçbir şey olmuyor. Çünkü evet, yani sağlığımızı tehlikeye atmış oluyoruz açıkçası. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde de çok önemli bir hale geldi temizlik ve hijyen kavramları. Evet, kesinlikle öyle. Hani sonuçta insanlar hani evlerinde hasta olanlar var, çocuklarında alerji olanlar var. Bunlar için her türlü temizlik hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Harika. Peki biraz o zaman hizmetlerimizden bahsedelim. DNT Dilano temizlik hizmetlerinden evet, hizmet almak isteyen bir müşterimizin, bir izleyenimizin kapıdan içeriye girdiğinde sizden talep edebileceği hizmetler nelerdir? Talep edeceği hizmetler günlük ev temizlikleri, inşaat sonrası bitmiş olan temizlikler, hani kaba olarak ince ve detaylı her türlü kabasından en incesine kadar inşaat sonrası temizlikler. Onun dışında kreş, anaokulu vesaire sınıfların günlük ya da aylık rutin temizlikleri. Büroların, ofislerin, avukatların, diş hekimlerinin vesaire bu tarzda özel yerlerin dezenfekteyle masalarının, ofislerinin genel temizliği, binaların site yönetimlerinin, merdivenlerinin aylık ya da haftalık temizlikleri. Onun dışında dediğim gibi hani çok fazla sektör, yani çeşit fazla olduğu için elimizden geldiği kadarıyla fazlasıyla her şeyi müşterilerimize sunmak için bu hizmette vermeye aslında çalışıyoruz. Evet. Yani temizlik dediğimiz kavram her sektörde, her alanda ihtiyacımız olacak evet, bir kavram. Evet. Ve böyle olunca da sizin aslında hizmet portföyünüz bir hayli genişlemiş oluyor. Peki şundan bahsedelim birazcık da. Hizmet verirken nelere dikkat ettiğinizden, kırmızı çizgilerimiz ve olmazsa olmazlarımız dediğiniz şeyler nelerdir Dilay Hanım? Nelere dikkat ediyoruz? Kesinlikle önce o evin ya da işte atıyorum bir günlük bir ev temizliğine gittiğimizde eğer ki müşterimiz evdeyse zaten hani genelde boş evleri aslında tercih ediyoruz. Çünkü çalışan personelimiz açısından da boş evde olmak daha rahat oluyor. Evet. Ama personellerimiz eve temizliğe gönderdiğimizde kesinlikle kontrol amaçlı biz de zaten mümkün olduğunca başında olmaya çalışıyoruz. Aksi bir durumda karşı karşıya kalmamak amacıyla. Evet. Onun dışında dediğim gibi az önce bezlerimize, kovalarımıza ve kullandığımız kimyasallara dikkat etmek zorundayız. Evet, benim de aslında bir sonraki sorum bununla ilgiliydi. Kimyasallarımızın uygunluğu ile ilgili. Siz de bahsederken lütfen biraz açalım. Şöyle söyleyeyim. Mutfakta yağ çözücülerimiz, bizim endüstriyel yağ çözücüleri kullandığımız için normal evdeki yağ çözücülerden daha farklı ve daha fazla temizlik ve daha pratik olmamızı sağlıyor. Onun dışında banyoda, WC'lerde kullandığımız kimyasallarda da aynı şekilde çamaşır suyundan ziyade biz daha farklı solüsyonlar kullanarak daha pratik, daha güzel çözümlere ulaşıyoruz. Onun dışında yer zeminlerine gelince, yer zeminlerinde ahşaplar ya da işte farklı döşemeler olduğu zaman bunların ahşap temizleyicilerle
yerlerin silinmesini tercih ediyoruz. Yüzey temizleyiciler çünkü hani sadece hoş bir koku verebiliyor. Evet, evet. Ama genel anlamda hijyen açısından baktığınız zaman temizliğe olarak tamamen hijyenik olmadığını düşünüyoruz. Açıkçası ben kendi firmam adına bunu söyleyeyim. Ve kesinlikle biz yer temizliğinde, parke temizliğinde buharlı temizlik kullanıyoruz. Evet, evet. Normal vileda ile paspasla silinmesi yerine buhar makinesiyle daha fazla dezenfekte işlemi sağlamış oluyoruz. Kesinlikle daha fazla dezenfekte etmiş oluruz. Onun içine aynı şekilde ahşap temizleyicimizi koyup aynı ütünün nasıl buhar çıkartması gibi buhar temizleyici bir makinemiz var. Günlük ev temizliklerinde dahi bunu kullanıyoruz. Yani aslında sizler anlattıkça bu işin bir hali detayı olduğunu biz de öğreniyoruz. Hem de seyircilerimize de aktarmaya çalışıyoruz. Bir hali zor bir iş aslında dışarıdan bakınca kolay gibi gözükse de. Evet, maalesef. Şunu belirtmek istiyorum. Uygulama anında kullandığınız değişik teknikler aslında kişinin kendi eliyle, kendi imkanlarıyla ve alıştığımız düzeyde yaptığı temizlikten daha farklı ve daha etkili oluyor diye görüyorum açıkçası. Yani kesinlikle öyle. Hani insanlar artık hani toplum olarak temizliğe zaten önem göstermek zorundayız. Evet. Bunu en öncesi bence sağlığımız için yapmak zorundayız. O yüzden biz hani elimizden geldiğince müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü çok keyifli bir sohbetti. Umarım ekran başındaki izleyicilerin de soruları biraz azalmıştır. Sizi tanıtabilmişizdir. Bitirmeden önce sizlerden bir konuşma, bir teşekkür rica ediyorum. Şu an ekran başında bizi izleyen izleyenlerimiz için, sizi tercih etmiş ve edecek olan tüm müşterilerimiz için, ayrıca ekip arkadaşlarınız için ve tabii ki en büyük destekçiniz olan eşiniz için neler söylemek istersiniz? Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye en başından beri bu amaçla yola girdim. Ve bundan sonra da en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğim. Personelim ve eşime ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her anlamda benim her zaman arkamda duran eşim İsmail Özdemir'e ve beni bu konuda destekleyen kızım Şeyda Nur Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Dilanur Temizlik Hizmetleri olmasının asıl amacı benim adım Dilay, kızımın adı Şeyda Nur. Ve biz bunun ikisinin birleştirmesi olarak Dilanur Temizlik Hizmetleri olarak bu şirketimizi açtık. Hepinize ve size de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım uzun yıllarda ayakta kalarak varlığınızı İnşallah. Devam ettirirsiniz. İnşallah. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın Dilay Hanım. Farklı programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Siz de kendinize çok iyi bakın.